Evet arkadaşlar Aydın, Didim, Akyeni Köy, Seyran Tepe'deyiz. Bu gördüğünüz ev iki arsa içine yapılmış. Her bir arsa 600 metrekare toplamı 1200 metrekare. İki arsa olarak satılırsa fiyatı 5 milyon 900 bin Türk lirası tek arsa olarak satılırsa, iki arsa yan yana ya, tek arsa olarak satılırsa 4 milyon 600 bin Türk lirası pazarlığı var. Arsalar tevhid edilmemiş. Yani bir tane arsa içinde yapılmış bu ev, bir arsa içinde yapılmış. Tevhid nedir? Resmi anlamda iki tapunun bir tapu olması anlamına geliyor. Dolayısıyla iki tapu şu anda ayrıdır. Bir arsa ayrı, bu da ev için. Bu evdir, yandaki arsadır. İkisi toplam 1200 metrekare. Ancak 600'ü istemiyoruz dersek sadece bu eve ait arsayı bir de evi istersek desek o zaman 4 milyon 600 pazarlık var. Çok patanaş yaptım herhalde anlatabildim. Sevgili arkadaşlar biz drone'u kaldıracaktık ancak bu kareyi yakalayamıyoruz. Bahçe duvarları da hepsi taş duvarlar ve mesela 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 gel nereden başlayalım? Gel biz nereye gidelim nereye gidelim? Dilerseniz havuz yaparsınız. Arkadaşlar yani bir sera anlayışıyla bir ne bileyim bir Antalya der dermemi. Orada bir yer var ya hani Avrupalılar gelir bizden sebze alır götürür ya. Öyle her türlü sebze var burada. Bu ceviz ağacı. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında demiş. Burası nar ağacı. İşte yani ben evimi tanıtacağım meyveleri mi? Artık bunları da tanıtalım. Ne olacak? Bu keçi boynuzu mu? Bu da bir şeyin boynuzudur. Ve buradan da doma tarlası arkadaşlar. Doma tarlası efendime söyleyeyim evin girişine doğru gideceğiz. Biraz sabredin. Bir bir botanik bahçemizi özetleyelim. Otomatik sulama sistemi var. Bu da ceviz ağacı. Efendime söyleyeyim ben hani bizim memlekette böyle meyve zebzeler olmadığı için biz ancak hazır yiyoruz. Biz de bilmezdik. Yani hazır çocukken de doyasıya yiyemedik zaten. Burada da bir çardak olmuş bu üzüm salkımları ve dolandık. Bu başka bir meyvenin ağacı ve botanik bahçemizi gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlar Didim merkeze 14, 13-14 kilometre. Didim Akbük denizine sanırsam 7-8 kilometre. Bu da incir ağacı. Ocağıma incir diktin gelmesin gelmez. Zeytin ağacı var. Böyle bir karma karma bir şey yapmışlar. Bir bahçe yapmışlar arkadaşlar. Şimdi dedik Didi merkeze 14-15 kilometre. Akbük'e yani en yakın denize 7-8 kilometre. Aracınız olmasa gidip gelemezsiniz. Bir aracınızın olması lazım arkadaşlar. Ve bahçe özetlemeye çalışıyoruz. Bahçe oldukça büyük. 1200 metre. Bir daha söyleyeyim. Her bir arsa 600 metrekaredir. Eğer ki evi tek alırsanız evin içinde bulunduğu arsa 600 metrekaredir. Yandaki arsa da 600 metrekare. Ama ben ikisini bir istemiyorum. Birini istiyorum derseniz sevgili arkadaşlar 4 milyon 600. İki arsa bir de içinde ev 5 milyon 900. İkisinde de pazarlık var. Burada bir kamera alanı. Dilerseniz büyük bir olimpik havuz da yaparsınız. Yer müsait dilerseniz hepsini havuz yapın. Başka başka ne yapın. İşletme için de iyi olur. İşte bitkilerin içinde size böyle saklambaç yapıyoruz, yürüyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Bahçeyi özetlemeye çalıştık. İki tane ev var burada. Bir tanesi yine 4 milyon 600 o tek arsa içindeydi. Onu da sürmeye çalıştık. Evet 7 yaşında bu evler. Evler haliyle yerden ısıtma vesaire vesaire ısı pompası var. Onları da söyleyeceğiz. Bu kolonlar hem taşıyıcı hem süs anlamında taş işçiliğine sanatı konuşturmuşlar. Buradaki terasımız fena değil. Yerden mermer. Evet gelsin düşmeden. Burada bir balkon daha göstermeden gelmişken. Bütün odalar balkonludur arkadaşlar. Burada mutfak var. Mutfağın önünde bir balkon var. Bakın bir balkon burada var. Ve dolanalım dolanalım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Evet. Eskiden o türkü söylemek sıkıntılıydı herhalde. Burada da bu bambu takımları biraz yetim kalmış, öksüz kalmış. Biraz deforme olmuşlar. Otomatik sulama sistemi var. Ve dolanalım dolanalım evin dört tarafı bahçe e, otomatik sulama sistemi var taş duvarlar güzel yapılmış taş duvarlar neden iki de bir güzel yapılmış diyorum çünkü bunlar sanatkarları var arkadaşlar yani taş duvar ayrı bir sanat ister can geç bavemin Aha geç oraya o çöp kutusunu oraya geç bodrum yoluna çok yakın 100 metredir bodrum yoluna aslında ulaşım sıkıntısı e, yok denilebilecek gibi yani ulaşım sıkıntısı oraya varsanız bir sürü dolmuş araba gelip gider. Garajımız bu arkadaşlar. Garaj bu. Orada da ısı pompası var. Oradan girdik. İşte evin tarlası burası. Yapılaşmanı çok yoğun olduğu bir alan. Ben şuradan Bafa Gölü'nü de iyi görüyorum. Göl manzarası. Vallahi işte göl deniz meniz diyor deniz olsa her neyse de göl ta nerede ama manzara var. Çünkü arsalar da var burada satıyoruz matıyoruz. İnsanlar diyor göl görüyor mu görmüyor mu? Göl görüyor göl çok da iyi görüyor. Ve geldik geldik geldik. Evet traktörümüz de orada. Evin işte böyle tam Anadolu evlerini andırıyor iç Anadolu bu. İç Ege kısımları var ya oralarda bu tarz evler görürsünüz ve merhaba ev. Bu da eşyalı eşyalı satılıktır. Geldik geldik. Bu ev daha bakımlı diğer eve göre. Ozan. Davamın bu ev daha iyi ve hadi gel. Balkonları dışarıda gösterdik size. Dışarıda balkonları gösterdik. Arkadaşlar bu eşyalarla beraber 7 yaşında efendim mesleğim 1200 metrekare arsa içinde bu evimiz tek başına müstakil. 5 milyon 900'e e düşünün taşları ne yapalım artık yok. Yani bence etüt edin, ölçün, biçin. Ondan sonra sinüsünü, kosinüsüne tanjantını, kotanjantını bilmem ne matematikçilerin şiirine de dil uzattım. Evet bu salon öyle etüt edin. Ve Can buraya özetledik. Gel babam. Gel 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 gel. Gel gönül üslan gönül geldik arkadaşlar oda bir bu oda ebeveyn banyolu odadır dışarıda balkonları gösterdik o demir korkulukları indirip açmak bilmem ne yapmak çok yorucu bir iş çünkü çok kalın demirler o kilit sanki bu cünet arka'nın HP Bizans ya rahmetli onun filmlerine o görseller gibi demirler var öyle ve kara murat diyordu bu da içindeki banyo oraya da düş tamam yerler mermer duvarlar mermer ve dönelim. Bu oda özetlendi değil mi Can? Salonu gösterdik, odayı gösterdik. çelik kapı buradan. Böyle geldik. Bu yukarı çıkıyor. Yukarıda 3 oda var. Ve şimdi mutfağa doğru geldik. Mutfağımıza doğru geldik. 5 milyon 900 bin Turkish Price arkadaşlar. Ondan sonra çift kapılı şişman buzdolabı. Burada ocak, dablumbaz, evye, bulaşık, çamaşır yukarıda. Bu da bu ne? Bu mutfak değil mi? Mutfak. Mutfak da bu. Yerden ısıtmasını söyledik. Bu ayak yoluna girmeden önce buraya bir nefeslenme, dinlenme tesisi var. Ve sonra geldik buraya. Bu 7 yaşında bir ev, bu beyler bu sadece burada bu şey yapmışlar, bu taşı ama diğerleri o değişik yüksek taşlar var ya hani Avrupa'da var ya <laughs> su kullanmazlar. E, kağıt israfı yaparlar ya. Bizimkiler de onu sevmediği için ne demişler? Kağıt kirli hastalık doğurur. Suyu tercih etmişler. Öyledir. Çünkü bizim bazı Türkler dışarıdan bizden de istiyorlar. Bu taşlardan oradan yokmuş. Artık kişiye göre değişir. Herkesin fikrine saygı göstermek lazım. Arkadaşlar burası da zemin üstü birinci kat. Bir, iki oda burada. Bir banyo burada. Bir oda da orada. Gel bu odayı gösterelim. Hadi. Gel gel. Bu oda iki. Bütün odalarda klimalar takılı. Pencereler kapalı. Perdeler örtük. Can hemen o balkonu göster. Arkadaşlar anlayan anlar. İyi bakan iyi görür. Güzel bakan güzel görür. Ve ufak tefek bir şeyler olabilir. Hiçbir şey insanın istediği gibi değildir. Buraya da bir cep bir var buraya bir şey yüklük yüklük konulur. Ve ikinci odayı gösterdik. Ozan. Ozan'ın bugün şairim bugün. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik. Evin yatak odasına. Bu üçüncü oda. Bütün odaların önünde balkon var. Doğayla iç içe. Yaz, kış, dünya kimse meh kurmamış. Alın kendinize. Sazınızı çalın. Gelin burada gününüzü gün edin. Arguvan'a selam. Sevgili Arguvanlı bir abim var. O da ileride çok büyük bir evi var. Argıvanlım. Evet, Türkü kokan Argıvan. Memleketin her tarafı Türkü kokuyor gerçi de. Evet. Ve Zahidem Kurbanım da var mesela öyle güzel Türküler. Geldik değerli arkadaşlar. Aha bu da ebeveyn banyolu odanın yani ebeveyn banyo. Burada da bir küvet var. Camları gördünüz. Bu mermerler saunalarda, hamam salonlarında, büyük işletmelerde, 5 yıldızlı otellerde uzun ömürlü olsun diye kullanılıyor. Onu da biliyoruz ve geldik 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 kalktık göç eyledik afşar elleri. Evet şimdi bu da bir daha banyo. Hilton dolaplar bunlar deforme olmasın diye ağaç medefe yapmışlar, mermer yapmışlar. Ondan sonra düşak kabinimiz burada. Yine duvarlar güzel sağlam uzun ömürlü mermerlerden yapılmış. Hiçbir zaman modası geçmiyor Şimdi döndük, döndük, geldik. Dördüncü olayı gösteriyoruz. Bu da bizim dördüncü odamız arkadaşlar. Dördüncü odamız da bu. Yerler ahşap deseni parkeler. Bütün odaların önünde balkon var. Efendime söyleyeyim artık gönül ne ister? Gönül çok şey ister. Hesap kitabınızı yapın. Ölçün, biçin, indirin, kaldırın. Dilediğiniz eksperte, ekspertiz yapabilirsiniz. Üstünde gece yatın ama hayata pozitif bakın. Genç kalırsınız. Yoksa her şeyi kafanıza takarsanız yaşlanırsınız. Cildiniz yaşlanır. Ayaklarınızın kemikleri, kıkırdakların yağları biter. Ortopedi doktoru şırıngayla ine verir. Neyse uzatmayın bu işin esprisi. Evlerin en güzeli sizin olsun. hoşça kalın İyi günler.